Sonra 95. ayet geliyor. İncire ve zeytine andolsun. En iyi rejim yapılacak yiyecekler. Maşallah. İncir ve zeytin. Biri vücudun tuz ihtiyacını çok iyi karşılar ve yağ ihtiyacını çok iyi karşılar. Öbürü de şeker ihtiyacını çok iyi karşılar. Dolayısıyla rejimlerde en faydalı olacak iki yiyecekten örnek verilmiş inşallah. 95. sure, evet. 94. sure İnşirah, 95. sure Tin suresi. Ve Sina dağına diyor Cenab-ı Allah. İşte mesela dağa tırmanmak küre verdirir. Değil mi? İnşallah. Sina dağı da zaten incir ve zeytinin en bol olduğu dağlardan birisidir. Ama Sina dağında tabii bir işaret var. Mehdi Sina Dağı'nda olacak. Ve Mehdi'nin ineceği bir tepe var. Çıkacağı ve ineceği tepe. Onun resmini göstert. Ve şu emin beldeye, şeytandan Allah'a sığınırım. Şu an işte Türkiye emin bir belde, Orta Doğu'da. O zaman Mekke. Peygamberim zamanında sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda İstanbul. İnşallah. Buldun mu kardeşim? Niye bekliyorum? Çünkü ayet okunurken evet. Dikkatini vermesi farz olduğu için. Tabii. Şey yapıyorum, evet. Buldun. Ne? Zeytin Dağı. Güzel. Şimdi o zeytin dağı, bakın Allah ne diyor? İnciri ve zeytini andolsun. Bu da zeytin dağı. İşte Mehdi çıktığında, deminki resmi yine göstert. İşte bu tepeden aşağı doğru inecek. Hristiyanlar, Müslümanlar, Museviler hepsi olacaklar aşağı kısımda. Zeytin Dağı denilen bu ünlü dağ, yani Musevi inancına göre de böyledir. Mehdi'nin bu dağdan aşağı ineceği söyleniyor. Çıkacağı kapıları göster, Mehdi'nin çıkacağı kapıyı. Yaz, onların hepsi hazırda olsun, böyle her seferinde tek tek uğraşmak, vakit ayırmak olmaz. Evet, bu kapıdan geçerek, bu kapıdan geçerek Kudüs Şerif'e girecek inşallah. Bu kapılar şu an kapalı tutuluyor. Öz olarak kapalı görüldüğü gibi. Mehdi devrinde öz olarak açılacak. Yani yüzyıllardan beri kapalı. Mehdi'nin inişinde kapı açılıyor inşallah. Doğrusu biz insanı, şeytan Allah'a sığınırım, en güzel bir biçimde yarattık. Çok güzel altın oranla olabilecek en güzel şekilde yarattık diyor Allah. En güzel bir biçimde yarattık. Yani oranları, görünümü en mükemmel, insanın gözüne en hoş gelecek şekilde yarattık. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik. İki anlamı da var. Yani bir aşağıdan mesela deccal oluyor insan, bozulabiliyor. Sonra da tamamen mezarda dağılıyor, darmadağın oluyor. Ona da işaret var.